Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz elektriksel alan ve bilgisimlerin elektriksel alan içerisindeki davranışları. 10. sınıfta öğrendiğimiz elektrik alan konusuyla ilgili bazı kavramları hatırlamamız gerekiyor. Elektrik alan, hibrit cisimlerin etrafında oluşturduğu etki alanı demektir. Bu etki alanını sayesinde başka yüklere itme ya da çekme kuvvetleri uygulayabilirler. Örneğin artı yüklü bir cisim, eksi yüklü bir cisimi çekerken aralarında bir bağlantı olmamasına rağmen nasıl çekiyor? Etrafında oluşturduğu etki alanıyla çekiyor ya da itiyorsa etki alanıyla itiyor. Bu etki alanına elektrik alan ismini veriyoruz. Ve diyelim artı yüklü bir cisimden belli bir uzaklıktaki bir noktanın elektrik alanını bulmak için bu noktaya birim yük dediğimiz artı bir yükünü bırakıyoruz. Artı bir, birim yük. Diğerimizin yükümüz artı bire itiyor olduğu için elektrik alanın yönü sağa doğru gösteriliyor. Eğer yükümüz eksi ise herhangi bir noktadaki etkisini anlamak istiyorsak buraya yine birim yük dediğimiz artı biri yerleştiriyoruz ve bu sefer eksi artıyı çekeceği için elektrik alanın yönü sola doğru olmuş oluyor. O zaman bir genelleme yaparsak, artı yüklü cisimlerde elektrik alan yönü yükten dışa doğrudur. Eksi yüklü cisimlerde ise yüke doğrudur diyebiliriz. Artı yüklü cisimlerde elektrik alan çizgileri dışa doğru, eksi yüklü cisimlerde ise kendisine doğru, yani içe doğrudur diyebiliriz. Elektrik alanın yönü olduğundan vektörel bir büyüklüktür. Birimi az sonra formülden alacağız. Newton bölü Coulomb'dur. Newton bölü Coulomb. Şimdi formülümüzü az sonra kullanacağız. Şimdi geçelim. Şekil üzerinde tekrar görelim. Şimdi karşı karşıya bir artı levha, bir eksi levha yerleştirilirse artı levhadan dışa doğru, eksi levhadan da içe doğru elektrik alan etkisi yani çizgileri çizilebilir. Eğer artı yüklü bir x cisim bu bölgeye yerleştirilirse artı artıyı iter ya da eksi artıyı çeker manasında sağa doğru bir kuvvet oluşur. Eksi yüklü bir y cisim bırakırsak artı eksiyi çeker ya da eksi eksiyi iter, aynı mantık. Sola doğru bir kuvvet oluşur. O zaman demek ki artı yüklü cisimlere elektrik alan da aynı yönde, eksi yüklü cisimlere ise elektrik alanın tersi yönde bir kuvvet etki etmiş oluyor. Boşluklarımızı dolduralım. 1 ve 2 numaralı bölgeler sırasıyla artı ve eksi elektrik yüklüymüş gibi düşünülürse x parçacığına sağa doğru yani bir yönde, y parçacığına ise sola doğru yani iki yönde bir kuvvet etki eder. İşte bu kuvvete yine elektriksel kuvvet ismini veriyoruz. Ve bu kuvveti Q bıraktığımız yükün değeri çarpı E bulunduğumuz bölgedeki elektrik alanın değeri olmak üzere Q çarpı elektrik alan formülüyle buluyoruz. Az önceki sayfamızı da geri gelirsek burada yazan formül, işte şimdi yazdığımız formül aynı formül. Demek ki artı yüklü cisimler elektrik alanla aynı yönde itilir, eksi yüklü cisimler elektrik alana zıt yönde itilir diyebiliyoruz. Mesela birinci örneğimizde bir elektrik alan içerisine bir yük bırakacağız. Bu yüke etkileyen kuvveti soruyor. Yükün büyüklüğü eksiymiş. O zaman önce yönü anlamamız için eksiği vermiş. Elektrik alan sağa doğru verilmişse, mesela burada artı yüklü bir levha ya da burada eksi yüklü bir levha varmış gibi düşünebiliriz. Artıdan dışarıya doğru çizilir, eksi de içeriye doğru çizilir çizgilerimiz. Böylece eksi artı tarafından çekilir ya da eksi tarafından itilir de diyebiliriz. Aynı mantık. Sola doğru bir kuvvet oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani kuvvetin yönü iki yönlüdür. Formülü de az önce yazmıştık, tekrar yazalım. Q çarpı elektrik alan. Q yükümüz, eksi yazmamızın bir anlamı yok, o yön gösteriyor demiştik. 2 çarpı elektrik alan da 20, yani 40 Newton'luk bir kuvvet etki eder. Ve yönü de bulduğumuz gibi iki yönlüdür. İki yönlüde ve 40 Newton cevabımız B şıkkı olur. İlk gelinmelerin oluştuğu sorularda bir de elektrik alan veriliyor. Elektrik alan yukarıya doğru verilmişse bunu nasıl yorumluyoruz? Mesela altta artı yüklü levha varmış gibi. Artı da dışa doğru. Ya da karşıda eksi varmış gibi. İkisini birden yazmamıza gerek yok. Şimdi o zaman bizim bu yükümüz eksi olduğu için artı eksiyi çeker. Yani aşağı doğru bir kuvvet oluşur. Bu kuvveti de nasıl buluyoruz? Yükümüz 3Q çarpı E elektrik alanımız. Bir de bizim kendi ağırlığı olan 2MG var. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki gibi tavana asıldığında
dengedebilir. Eksi 3 köyü bir cismin, 2 mevkülü cismin tamam asıldığında dengede kaldığına göre ilk gerilmesi kaç emgidir? Önce soldaki cisme bakalım. Burada bir ip yok. O zaman bunun için artı artıyı yukarı doğru iter manasına yukarıya doğru bir kuvvet var. Ve yükü Q ise, elektrik ağında E ise Q çarpı E de bir kuvvet. Bunun dengede kalması için aşağı doğru olan kendi ağırlığına yani MG'ye eşit olması lazım. Yani buradan ne almış oluyoruz? Q çarpı E'nin MG'ye kadar olduğunu. O zaman 3Q çarpı E ne olur? 3MG olur. 2MG'ye de kendi ağırlığı var. Aşağı doğru toplam 5MG olduğu için yukarı doğru dengede tutan ip gerilmesinde 5MG olması gerekir. Kuvvetimizi önce dengede kalan cisimden Q çarpı E'nin değerinin MG olduğunu anlıyoruz. 3MG olduğu kuvvetimiz. 2MG'ye de kendi ağırlığı var. Sonuç 5MG ip gerilmesi oluşur. Elektrik alan çizgileri. Aslında az önce bahsettik, çizdik. Bunların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Elektrik alanın etkisi artı yüklü cisimlerde dışa doğru gösteriliyor, eksi yüklü cisimlerde yüke doğru gösteriliyor. Yani artıdan çıkar, eksiye girer de diyebiliriz. Elektrik alan çizgileri çizilirken birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir bölgenin elektrik alanı sorulursa, bu bölgeden geçen elektrik alan çizgi sayısıyla doğru orantılıdır diyebiliriz. Mesela burada elektrik alan çizgileri paralel değil de dağılacak şekilde çizilmiş olsun. Buradan K yüzeyinden daha çok sayıda, L yüzeyinden daha az sayıda çizgi geçtiği için K yüzeyinin elektrik alanı L'nin daha büyüktür diyebiliriz. Artı yükten başlar, eksi yüke doğru gider. Bunu söylemiştik az önce. Çizgilerin sayısı ise elektrik alanın büyüklüğünü gösterdiği gibi yükümüzün de büyüklüğünü gösterir. Örneğin çizgilerimiz artıdan dışarı, eksiden içeri doğru olduğunu biliyoruz. Q1 artı, Q2 eksi. Yeterince yakın koyarsak artıdan çıkıp eksiye doğru giden çizgiler çizilir. Peki bunlar neden böyle paralel çizilmiş? Sebebi şu. Elektrik alan çizgilerinin şekli başladığı ya da bittiği yüzeye diktir. Yüzeyimiz küre ise bu çizgilerimiz bu küreden dik olarak çıkmalı, karşıdaki küreye de dik olarak yerleştirilir. Bu yüzden çizgilerimiz paralel değil, eğrisel şekildedir. Çizgilerimizin sayısını sayıyoruz, bildiğini sayıyoruz yani. Saydığımızda yük miktarları ile ilgili bir yorumumuz oluyor. Diyelim Q1'den 8 tane çizgi çıkmış olsun, Q2'ye de 8 tane girmiş olsun. Çıkan artı, giren eksi. 8Q artı, 8Q eksi diyebiliriz. Mesela burada Q1'den çıkıp yine Q2'ye gidiyor ama Q1'den 12 tane çizgi çıkmış, Q2'ye 10 tane çizgi girmiş saydığımızda. Böylece birinin yükü 12Q ise diğerinin yükü 10Q'dur diyebiliriz. Eğer çizgiler birinden çıkıp birine gitmiyorsa, bakalım ikisinden de çıkmış gördüğünüz gibi, ikisi de çizgiler dışarı doğru çıktığı için artı yüklüdür. Çizgi sayılarını saydığımızda da birincide 7Q, diğerinde de aynı şekilde 7 tane çizgi olduğu için 7Q yük vardır diyebiliriz. Elektrik alan çizgileri birbirini kesmezler ve daima çıktıkları ya da girdikleri yüzeye dik çizilirler. Genel özelliklerimiz bunlar. Şimdi çok sonra bir soru tipinden bahsedeceğiz. İletken kürelerde, daha doğrusu küre olması şart değil, iletken tüm cisimlerde yük fazlalıkları nerede toplanıyor? Dış yüzeyde. Sivri kısım varsa özellikle orada ama kürelerin sivri kısmı olmadığı için dış yüzeyde. Yani kürenin iç kısmında yük fazlalığı bulunmaz. Bulunmadığı için, yani tüm yük dış yüzeyde biriktiği için tüm çizgiler, elektrik alan etkisi yükün kürenin dışına doğru veya dışındadır. İçeride yük olmadığı için elektrik alan da yoktur diyebiliriz. Sağdaki şeklimizde ise bir yüzeye gelen çizgi sayısıyla o yüzeyden çıkan çizgi sayısı aynıysa demek ki aynı sayıda eksi var, giren var. Aynı sayıda artı var, çıkan var. O zaman demek ki yükümüzün nötr, yani yük toplamının sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Evet, örneğimize bakalım. Çizgilerin yönü çok önemli. Artıdan çıkmış olmalı, eksiye girmiş olmalı. Doğru mu? Doğru. Eksiye girmiş, burada da eksiye girmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi bile bakalım. Eksi işaretli levhamız, birinin eksi kutubuna dokunan levhamızdır. Artı işaretli levhamız da artıya dokunan levhamızdır. O zaman çizgilerimizin eksiden çıkıyor değil, eksiye giriyor olması gerekiyordu. Böylece üçüncü şekil yanlış çizilmiştir. Yani cevabımız 1-2. Yani C seçeneği olur.
Bakalım bu sorumuzda yine çizgilerin miktarına ve yönlerine dikkat. X'te çizgiler girmiş mi çıkmış mı diye bakıyoruz. X'ten çıkmışlar. Demek ki X artı yüklü. Y'ye girmişler. Y eksi yüklüdür. X'ten çıkan çizgi sayısını saydığımızda 5 tane ama Y'ye giren çizgi sayısını saydığımızda 6 tane. Demek ki Y'nin yükü X'ten fazladır. Yani yük miktarları eşit değildir. X'in işareti artıdır, Y'nin işareti eksidir. Cevabımız 1 ve 2. Yani benzeri olur. Elektrik alanının yönünü nasıl bulunduğunu anlatmıştık. Şimdi büyüklüğü nasıl bulunduğunu ondan bahsedelim. Yönü nasıl bulunuyordu? Bir yükten belli bir uzaklıktaki etkisini anlamak için oraya bir artı bir yükü bırakıyoruz demiştik. Birim yük. Artı artıya iter. Böylece elektrik alanının yönünün sağa doğru olduğunu anlarız demiştik. Madem bitiyor, bu da bir kuvvettir. Yeni bir formüle ihtiyacımız yok. Sadece ikinci yük, başka bir yük değil, bir. Yani birim yüktür. O zaman yine Coulomb kuvvetinin aynısı bakın. K çarpı Q yükümüz bölü uzaklığın karesi. Artı Q olması, eksi Q olması bir şey değiştirmez. Koyacağımız yük her zaman artı birdir. Sadece yükün artı ya da eksi olması neyi değiştirir? Elektrik alanın içe doğru mu dışa doğru mu? Yani yönünü değiştirir. Formüllere artı eksi yazılmaz. Görüyoruz artı Q yüklüğünden sonra eksi yüklü bir cisim koymuş. Eksi yüklü bir cisimin karşısındaki N noktasına bir artı bir koyuyoruz. Eksi artıyı çeker manasında elektrik alanın yönünü buluyoruz. Yönü sola doğruymuş ama formülünde K, Q bölü yine D kare yazacağız. Eksi az öncekine göre ters yönlü olduğunu gösterecek. İşlemlerimizde o eksiyi kullanmayacağız. Bakın formüllerdeki eksi işareti azlık çokluk manasına gelmez. Yani az öncekinde artı k küpü d kareydi. Şimdi eksi k küpü d kare. Nasıl? Büyüklük olarak aynı, yön olarak zıttır diyebiliriz. Eksi azlık manasına gelmez. İşlemler, vektörler yapılır. Aynı kuvvette olduğu gibi bir noktada birkaç kuvvetin etkisini inceleyeceksek onları bulup vektörler olarak topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Aradaki açıya göre işlem de yapabiliyoruz. Evet, o noktasında bir yükümüzün oluşturduğu elektrik alanı sorulmuş. Bu noktaya bir tane artı bir yükü koyduk. Artı, bizim bıraktığımız artı bir iter. Yani elektrik alanı yönü sağa doğruymuş. Formülümüz K, Q bölü D kareydi. K, Coulomb sabitini yerine yazıyoruz. Q yükümüz 2. Uzaklığımızı da 10 cm verdiği için 100'e bölerek 0,1 metre. Yani 10 üzeri eksi 1 metreye çevirdik. Karesi çünkü D kare. İşlemimizin sonucu 18 çarpı 10 üzeri 11 çıkıyormuş. Tesla mobilini burada anlatmış gerçi ama bunu henüz anlayacak bir bilgimiz yok. İleride manyetizma konusunun ilerleyen bölümlerinde indüksiyon kısmında Tesla mobilini incelememizi ve araştırmamızı isteyeceğiz. Şimdilik bu bilgi dağarcığına geçiyoruz. Evet, o noktasında bir yük yok gördüğünüz gibi. İki tane yükümüz var. X cisminin O'da oluşturduğu elektrik alana E demiş. Önce buraya bir tane her zaman artı bir yükü bırakıyoruz. Artı Q artı 1'e iter. Ona E demiş. Yani neye E demiş oluyoruz? K çarpı Q bölü D kareye E demiş oluyoruz. Peki Y ne var? Eksi artıyı çeker. Q bölü D kare. O zaman az önceki de Q bölü D kareydi. Bu da Q bölü D kare. Demek ki ikisi de aynı elektrik alanı uyguluyor. Sadece yönleri farklı. Aralarındaki açıya bakıyoruz, 60 derece. O zaman iki vektör eşit aralarındaki açı 60 derece ise bunların birleşkesi tam ortalarından geçiyordu ve birisinin kök3 katına eşit oluyordu. Yani E kök3 cevabımız C seçeneği olur. Çözümümüz, evet. Peki. Kürelerin elektrik alanından bahsedelim. Az önce bir giriş yapılmıştı aslında. Kürelerin içerisinde yük olmadığı için elektrik alanda yoktur. Hep dışında da yükler çizgilerle dışındadır. Artı da olsa, eksi de olsa. Sadece artı olursa dışa doğru çiziyoruz, eksi olursa yüke doğru çiziyoruz. Çizgilerimizin elektrik alanının yönü. O zaman bir küre verildiğinde, yükü Q dediğinde kürenin iç kısmında elektrik alan yoktur. Yüzeyinde bir noktanın elektrik alanı bulunurken, şimdi yükümüz kürenin yüzeyine dağılmıştır. Her bir yükün tek tek K noktasında olan uzaklığı tabii ki hesaplanamaz. O zaman küre düzgün bir yüzey olduğu için ne yapıyoruz? Sanki tüm yükünü merkezde toplanmış bir yük gibi düşünüyoruz. Aslında merkezde yük var mı?
yok. Bu aynı neye benziyor? Bir çemberin, çemberin içi boş. Kütle merkezi neresidir? Ortasıdır. Ama ortası boş. Aynı bu mantık. Yani aslında kütle yüzeyde ama bunların hepsini ortada birleştirilmiş gibi düşünüyoruz. Bunu da öyle. Ortada kütle yok, yük yok ama küremizin yüzeyi düzgün, tüm yük merkezdeymiş gibi düşünerek uzaklık bulmaya çalışıyoruz. O zaman K noktası olarak uzaklığımız R olur. K, Q bölü R kare elektrik alanımız olur. Dışarıda bir noktası olursa o zaman D dediğimiz şey yüzeyden uzaklık olmak üzere. Tüm yükü yine merkezdeymiş gibi düşündüğümüze göre uzaklık ne oluyor o zaman? D artı R. Böylece elektrik alanımızda K, Q bölü D artı R'nin karesi olmuş olur. Böylece elektrik alanı uzaklığa göre değişim grafiğinde şu şekilde çiziliyor. İçeride yok, sıfır. Tam yüzeyde KQ bölü R kare. Uzaklaştıkça da uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalmış olur. Elektrik alanı uzaklığa göre değişim grafiği bu şekilde olur. Elektrik alanın K'daki değerini kaç KQ bölü R kare şeklinde soruyor. Tüm yükü merkezdeymiş gibi düşünüyorduk. Yarıçapı R ise şu bölgelerin her birisi R bölü 2 oluyor. Yarıçapı R'nin birbirine. O zaman K çarpı Q bölü uzaklık olarak 3 R bölü 2'yi alacağız. Karesi 9 R kare bölü 4. Böylece 4 yukarı çıktı. 4 bölü 9 K Q bölü R kare olur. Elektrik alanımız. Evet, iç içe iki küre verildiğinde neler yapacağız? Sonra bakalım. İç içe iki küre tabi birbirine temas etmiyorlar. İletken kürelerde içeride elektrik alan yoktur çünkü yük yoktur. Dışında vardır. Önce K noktasını inceleyelim. K noktası içerideki küçük kürenin yüzeyinde. O zaman küçük küreden dolayı K noktasında bir elektrik alan var. Büyüklük olarak sorduğu için yine eksi artı yazmayacağız. K, Q bölü R. Ama K noktasında büyük küreden dolayı bir elektrik alan yoktur. Çünkü büyük kürenin içinde elektrik alan etkisi oluşmaz. K noktası bitti. L noktasını incelersek, L noktası küçük kürenin dışında yani bir etkisi var. Büyük kürenin de yüzeyinde yani bir etkisi var. Böylece yüzeylerin ya da dışarısının elektrik alanı olurken tüm yükü merkeze toplanmış gibi düşünüyorduk. O zaman burada öyle yapacağız. Tüm yükü merkeze toplanmış gibi düşünürsek büyük ne olur? Eksi Q olur. Tüm yükü merkezde toplanmış gibi düşünürsek eksi Q olur. O zaman elektrik alanımız K çarpı, aslında eksi yazmamız gerekmez de görelim diye yazıyorum. Bölü uzaklığı da yine merkezden alıyoruz. 2 R'nin karesi. 4 R kare. Sonra bunları oranladığımızda oranımız 4 çıkar. Evet, böylece elektrik alan bölümümüzün de şimdilik sonuna gelmiş olduk. Testlerimizi çözelim. Çözebildiğimiz soruları mutlaka paylaşalım.